Değerli kardeşlerim, sizler de görüyorsunuz, bütün dünya izliyor. Son 20 yıldır Türkiye'de çok büyük bir değişim ve dönüşümler oluyor. Bunun neticesinde şehirlerimiz gelişiyor. Vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşıyor. Hayatına konfor geliyor. Hayal edilemeyen projeler bir bir bitiyor, memleketimizin, milletimizin hizmetine sunuluyor. Bundan 20 yıl önce bu projeler yapılacak denseydi, herkes gülerek bakardı, hayal ederdi. Ama bugün dünyanın en teknolojik işleri, dünyanın en büyük altyapı projeleri bir bir tamamlanıyor, milletimizin hizmetine sunuyor. Bu ulaşımda da böyle, sağlıkta da böyle, çevre şehircilikte de böyle. Artık vatanını, milleti için çalışan kadrolar iktidarda değerli kardeşlerim. Tabii bu 20 yıllık istikrar sürecinin ülkemize vermiş olduğu bu etki, bu uzun soluklu yönetim şekli sayesinde de Türkiye artık uzun soluklu planlar yapıyor. Biz 20 yıldan kazanmış olduğumuz bilgi, beceri ve tecrübelerimizle artık önümüzdeki 2053'ün 2071'in planlarını yapan bir Türkiye var değerli arkadaşlar. Bakın bu kadar yollar, köprüler, tüneller, havalimanları yapıyoruz. E sonunda ne oluyor? Vatandaşımız kazanıyor. Bakın yaptığımız karayolları yatırımları sayesinde değerli arkadaşlar, sırf karayolları yatırımları sayesinde yılda tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Tam 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlıyoruz değerli arkadaşlar. Hadi bunların hepsini bir kenara bırakın. Bak şimdi yaptığımız bu karayolları yatırımları sayesinde trafik kazaları tam %82 oranında azaldı. Bunun da karşılığı her yıl 13.100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz bu kaliteli güvenli yolların sayesinde değerli arkadaşlar. Bundan daha ötesi var mı? Artık milletinin konforu, milletinin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışan iktidarlar var değerli arkadaşlar. O yüzden Türkiye doğru zamanda doğru yatırımlar yapmıştır ve ülkemizin önemi daha da artmıştır ve ülkemizin önü açılmıştır. Ayrıca bunların yanında yaptığımız yatırımlar sayesinde ekonomide, istihdamda, üretimde, tarımda, turizmde olağanüstü artışlar sağlanmıştır değerli arkadaşlar. 1 liralık ulaştırma yatırımı yaptığınızda değerli arkadaşlar, bunun üretime tam 10 katı etkisi olmaktadır. Milli gelire de tam 6 katı etkisi olmaktadır. Bunların da etkilerini görüyorsunuz. Bundan 20 yıl önce Türkiye'de ihracatı toplamda yıllık ihracatı 25 milyar dolardı. Bakın bugün 254 milyar dolara geçen yıl ulaştık. Ve geçen ay 20 yıl önceki 1 yıllık ihracat rakamını tam 1 ayda sadece ülkemize kazandırdık. Bu da bakın böyle dünyanın en büyük felaketiyle karşılaştığımız 6 Şubat depreminde ihracatımızın %11'ini sağlayan 11 tane ilimizin etkilendiği ve üretimin neredeyse sıfıra düştüğü ayda bunu sağladık değerli arkadaşlar. Türkiye doğru adımlarla doğru kararlar vermiştir ve güçlü liderinin öncülüğünde büyük yatırımlar yaparak ülkesini büyütmeye devam etmektedir değerli arkadaşlar. 254 milyar dolar ihracata çıktık ama Cumhurbaşkanımız hedef verdi. Tam 1 trilyon dolar ihracat hedefi koydu. Biz de bunun altını oluşturmak için hem yatırımlarımızı yapacağız, hem ülkemizi geliştireceğiz, yatırımcıları çekeceğiz, üretimimizi, istihdamımızı ve turizm gelirlerimizi artıracağız ve 1 trilyon dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız. Trabzon'un geçen yıl toplam ihracat rakamı 1.2 milyar dolardı değerli arkadaşlar. Yapacağımız yatırımlar ve yapacağımız, geliştireceğimiz politikalar çerçevesinde kısa vadede bunu 3,5 milyar dolara çıkarmak için planlamalarımızı yaptık. Orta vadede de bunu 5 milyar dolara çıkaracağız değerli arkadaşlar. Özellikle bölgemiz tabii görüyorsunuz, coğrafyamız zor bir coğrafya. Ama bu coğrafyaya o güzelliği katan, o değeri katan da bu coğrafyanın zorluğudur değerli arkadaşlar. Bu coğrafyamızın, bu tabiatımızın güzelliklerine dokunmadan bunların değerini daha artıracak sanayideki, üretimdeki, turizmdeki atılımlarımızla hızlıca devam edeceğiz. Geçen hafta açıkladık, şehrimiz için büyük planlamalarımız var, büyük düşüncelerimiz var. Mega projelerimizi açıkladık. Karayollarından, hava yollarından, demir yollarından ve sanayideki değişim, dönüşüm ve yeni alanlardan bütün projelerimizi açıkladık. İnşallah bunlarla birlikte Trabzon hızlıca büyüyecek. Komşu ilki ili
komşu illerimizde olan bağlarımız kuvvetlenecek ve Trabzon'da yapılacak yatırımlarla bunların komşu illerimizde etkileriyle beraber inşallah Türkiye büyüyecek, Karadeniz büyüyecek, Araklı büyüyecek. Tabi Araklı Bayburt yolu da en önemli ulaşım aksılarından bir tanesi. Araklı'ya dam Bayburt'a ulaşacak kısa yollarımızdan bir tanesi. Tabii ki buranın çok önemli bir trafik aksı ve trafik yoğunluğu var. Özellikle Araklı Belediye Başkanımız ve Bahar Hanım özellikle buranın önemini bize ısrarla vurguladılar. Tabii ki biz de planlamalarımızı yaptık. Bir taraftan projelerimizi hazırladık. Bütçelerimizi, ödeneklerimizi ayarladık. Ve inşallah ihalemizi de yaptık. Önemli bir kesiminin, en yoğun olan kesiminin ihalesini yaptık. Bugün itibariyle de güçlü bir şekilde araziye de girdik. Bugün temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Ama toplamda 90 kilometrelik yolumuzun içerisinde Hamit Şahin, Salmankaş tüneli de olan, tamamlanmış olan tünelimizin olduğu 90 kilometrelik yolumuzu da tamamını da inşallah en kısa zamanda tamamlayıp Araklı'nın, Trabzon'un, Bayburt'un hizmetine sunacağız. Ve bunun sonucunda Bayburt gelişecek, Araklı gelişecek, Trabzon gelişecek ve Türkiye gelişecek değerli arkadaşlar. Tabii ki Bayburt gibi, Trabzon gibi, Araklı gibi dünyanın uluslararası koridorlarının başlangıç ve bitiş noktaları ve güzergahında olan çok önemli şehirlerimiz. Tarihi kadim şehirlerimiz değerli arkadaşlar. Bunlar için bu projelerimiz inşallah buraların kıymetini daha da artıracak ve daha da kıymetlendirecektir. Biraz önce Trabzon merkezdeydik. Tabii Trabzon merkezini çok yakından ilgilendiren Kanuni Bulvarımızın önemli bir kesiminin açılışını yaptık değerli arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz AK Parti hükümetleri hizmet ve eser siyaseti üreten hükümetlerdir değerli arkadaşlar. Biz de icraat bitmez değerli arkadaşlar. O yüzden muhalefetin kuru sıkı atışlarına hiç bakmayın, desteksiz atışlarına da hiç bakmayın. Biz onları İstanbul Belediyesi'nden, Ankara Belediyesi'nden çok iyi tanıyoruz. Seçim öncesi söylediklerini de çok biliyoruz ve tam tersini nasıl yaptık bunu sadece bir örnek vereyim değerli arkadaşlarım. Burada benim çalışma arkadaşlarım var, işçi kardeşlerim de var. 2019 yerel seçimleri öncesi namus sözü verdiler değerli arkadaşlar. Namus öyle kolay kolay ağza alınmaz. Alındığı zaman da gereği yapılır ama bunlarda maalesef böyle bir hassasiyet de yok. Ve namus sözü verdikleri halde bir tane işçi işten atmayacaklardı. Tam 25 bin kişi işten attılar değerli arkadaşlar. Bunların sözüne işte bu kadar güvenilir. O yüzden şu anda da televizyon reklamları olsun, programlarında olsun o desteksiz atışlarına hiç aldırmayın, umursamayın. Zaten bunların milletimizde hiçbiri de kulak asmıyor. Kimin ne yaptığını 20 yıl görmekte ve bundan sonra ne yapılacaklarını ve kimin yapacağını da çok iyi bilmektedir milletimiz değerli arkadaşlar. İnşallah 14 Mayıs tabii ki Türkiye'nin seçimi, dünyanın seçimi değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesi. 20 yıldır milletimizin gönlünde taht kurmuş Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşısında da maalesef Türkiye'yi karıştırmaya adeta talip olmuş ve neydi belirsiz şer odaklarından güç alan ve terör odaklarının desteklediği ve Türkiye düşmanlarının desteklediği bir ittifakla karşı karşıyayız. İnşallah vatanını milletini seven Bayburtlular, Araklılar buna geçit vermeyecektir değerli arkadaşlar. Çünkü biz çok bedeller ödedik değerli arkadaşlar. Türkiye artık dik yürür hale gelmiştir. Liderinin arkasında ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir. Hiç bunlardan taviz vermeye de niyeti yoktur. O yüzden bütün gücümüzle sandıkları patlatarak bunun cevabını 14 Mayıs'ta vereceğiz ve ondan sonra da işimize bakacağız. Bu eser ve hizmet fırtınası estirmeye de hep beraber devam edeceğiz. Bayburt milletvekili adayımız Orhan Bey de burada, o da hoş geldiniz diyoruz kendisine sağlığa. Evet değerli arkadaşlar, önemli bir projemizin daha temel atma töreninde buradayız. Bir taraftan açılışlar yapıyoruz, bir taraftan temeller atıyoruz. Hepsi milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması, ülkemizin geleceği için çok önemli işler. Tabii biz 700 bin kişilik bir çalışma ordumuz var değerli arkadaşlar, bakanlığımızda. 5 bin tane şantiyemizde ülkemizin geleceği için önemli adımlar ve alın teri döküyoruz. Başarı ekip işidir değerli arkadaşlar. Hep birlikte büyük güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah.